Şimdi nöbetlerde duranlar, çilenin biri bitmeden öbürüne talip olanlar, Allah'tan geldikten sonra ben nasıl şikayet ederim ki? Değil mi Allah'tan geldi? Oh be! Bir bardak serin su kadar tatlıdır benim için. Yeter ki Allah'tan geldiğine iman edeyim. Demek mümin olmanın gereğidir. Mümin olmanın sonucudur. Elbette Allah'tan dertler belalar yağsın başımıza istemeyiz. Ama dert görmediğimiz şeylerin de aslında dert olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz dert, bela, musibet deyince zannediyoruz ki filan ülkede başından bombalar yağan insan çok dertli. Buradakiler ne mutlu düğün yapıyorlar diyoruz. Halbuki düğün dediğin şey, eş sahibi olmak dediğin şey de o belalardan bir çeşittir. Biri senin ayağını gıdıkladığı için anlamıyorsun onu. Öbürünün ayağına çivi battığı için ayağına çivi battı diyorsun. Çünkü kıyamet günü gelindiğinde bir kısım insanlar eşlerinin yüzünden, çocuklarının yüzünden, kardeşlerinin yüzünden, analarının babalarının yüzünden, akrabalarının yüzünden, işçilerinin yüzünden, patronunun yüzünden, kazandığı para yüzünden cehenneme girmeyecek mi? Bundan büyük bela var mı? Benim cehennemime sebep olan şeyden büyük belam olur mu benim? Öbürünün başına bomba düşmüş, Rabbine şehit olarak kavuşmuş, ben onu dertli zannediyordum. Benim başımdaki külahım asas belammış meğer ki. İyi düşünen insan için, şu dünyayı bir ağacın altında dinlenip, yola devam etmek için, ta Adn cennetlerine gidinceye kadar, bu dünyayı sadece soluklanılacak bir yer görenler için bir sıkıntı yok ki. Sıkıntı kim içindir? Burayı cennet zanneden içindir.